Devam ediyor. Şimdi ekonomist ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından Serkan Özcan'ın uyarılarına da kulak verelim. Zira Serkan Özcan, Mehmet Şimşek'in istifa iddialarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiaları yalanlamadan piyasalar sakinleşmez diyor Serkan Özcan. Hazine ve Maliye Bakanı 2 hafta önce istifa etmeye niyetlendi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girerek bu istifayı engellediği yönünde bilgiler ortaya atılmıştı, hatırlayacaksınız. İktidar cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Hem Cevdet Yılmaz'dan hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden. Dolayısıyla işte bu iddiaları gündeme alıyor ve şöyle söylüyor Serkan Özcan. Ekonomiye dair ortaya atılan bu dedikoduların son yıllarda sıklıkla yaşanan benzer olayların yalanlanmasına rağmen gerçek çıktığını hatırlatıyor ve çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Güven duygusu bir kere kaybedildiğinde onu artık toplamak zor olur diyor. Bakın ekranlarınıza geldi. Kendi cümleleriyle okuyalım. Siyaseti ve bürokrasiyi gece kararnameleriyle idare etmiş olmanın hazin sonuçları yaşanmaktadır. İktidarın ekonomi yönetimine de eleştirileri var. Özcan'a göre bu tür dedikodular piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmanın yanı sıra tüm bunları engellemenin tek bir yolu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrosuna açık ve net bir şekilde sahip çıkmasıdır diyor. Özcan, güven duygusu bir kere kaybedilir ve sonrası hep şüphedir diyor. Aynı zamanda güven kaybının uzun vadede geri dönülmez sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. O zaman arkadaşlarımızdan rica edelim, bir de ekonomist İbrahim Kahveci'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşıma bakalım. O da tüm bu iddiaları gündeme alan isimlerden bir tanesi ve şöyle söylüyor. Şimşek doğru yönde ama tercihleri sorunlu. Şimşek yanlışa yol açmadı, yanlışı düzeltmek zorunda kaldı diyor. Üçüncü maddede Erdoğan bazı meczup fikirli danışmanlarını devreye sokmuşsa bu nazikçe Şimşek'e git demektir diyor. Şimşek giderse sizi nas değil pas paklar. Kısaca sokaklara yansıyacak en büyük sıkıntıları yaşarız. Zaten sokaklar rahat değil, gerilim ve eylemler oldukça fazla. Ne yapmak istiyorsunuz diye soruyor İbrahim Kahveci, ekonomi yazarı, sosyal medya hesabından. Peki iktidar ne yapmaya istiyor? Önümüzdeki dakikalarda biz de bunu konuşacağız. Ekonomist Ömer Rıfat Gencalt bizlerle birlikte olacak dakikalar sonra bu ekranlarda değerli izleyiciler. Şimdi bir de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını yönetmenimizden rica edelim. Onu getirelim ekranlara. Bakın ne söylenildi bu paylaşımda. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevinden istifa etmek istediği iddiası doğru değildir diyor. Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır deniliyor. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz yorumunu yapıyor bugün Dezenformasyonla Mücadele Merkezi efendim, gördüğünüz gibi. Şimdi yönetmenimizden rica edelim, Hürriyet gazetesinden bir haberi paylaşalım bugünün, çünkü dikkat çeken başlıklarından bir tanesi. Bahçeli'nin vermiş olduğu o mesajlar ve Ali Koç'u kabulü sırasında 17-25 takvimini yeniden kadraja sokmasının sonrasında acaba MHP'den ortağı AKP'ye hangi mesaj gitti? O mesajlar iktidar cephesinde nasıl alındı, nasıl karşılandı? Hatırlayacaksınız, Bahçeli bu tip sembollerle mesajı vermeyi seven bir isim. Bu anlamda da her zaman olduğu gibi yine benzer bir süreç gördük. Önce sembollerle o mesaj verildi. Mesaj yerine ulaştıktan sonra Bahçeli'den bir açıklama geldi. Bir kez daha hedefin farklı olduğunu söyledi. 15 Temmuz'u işaret etti. Cumhur İttifakı'na olan bağlılığın vurgusunu yaptı. Şimdi bu gelişmelerin sonrasında değerli izleyiciler, iki lider Ahlat'ta buluşuyor demiş Hürriyet gazetesi bugün ilk sayfadaki haberinde. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü 25 ve 26 Ağustos'ta Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlanacak.
Cumhur İttifakı ortakları ve kabine üyeleri ahlata çıkarma yapacak diyor Hürriyet gazetesi ilk sayfasına taşıdığı haberinde. Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli törenlere birlikte katılacak. Erdoğan bir gün önceden gidip Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bir gece kalacak. İki liderin Bahçeli'nin yaptırdığı Ahlat'taki evini ziyaret edeceği ve birlikte çay içeceği de öğrenildi. İki lider ve kabine üyeleri Millet Bahçesi'nde kurulacak 1071 Sultan Alparslan Otağı'nı da ziyaret edecekmiş. Nereden öğreniyoruz tüm bunları? Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın bugün ilk sayfaya taşınan haberinde. Dolayısıyla bir yanda Cumhur İttifakı'nda yaşanan bu gelişmeler, bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti mi, ettirildi mi, istifası yeri mi çekildi derken Ankara kulislerinde konuşulan pek çok başlık var. Peki hala o zaman Mehmet Şimşek'le ilgili ortaya atılan bu iddialara ilişkin yorumları az önce ekranlarınıza getirmiştik. Ne yapılmaya çalışılıyor ve olasılıklar dahilinde ne beklemek gerekiyor?